kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2022'de kaleme aldığı bu makale, evrende var olabilecek diğer zeki varlıklarla paylaşılan evrensel doğrulukları tartışıyor. Graham, matematik ve fizik kurallarının evrendeki tüm zeki yaşamlar için geçerli olacağını ifade ederken, aynı zamanda daha soyut kavramların, örneğin adaletin de evrensel olabileceğini öne sürüyor. Bu düşünceye yabancı doğruluk adını veren Graham, bu kavramın felsefenin bir parçası olabileceğini ve filozofların da bu tür evrensel doğrulukları araştırmaları gerektiğini belirtiyor. Bu makale, okuyucuyu evrenin genişliği ve genel geçerlilikler üzerine düşünmeye teşvik ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yiğitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Evrensel gerçekler. Dünya dışı canlılarla paylaştığımız ortak bilgiler üzerine orijinal dilindeki başlığı Alien Truth. Yayınlanma tarihi Ekim 2022. Eğer evrende başka yerlerde akıllı varlıklar varsa, kesinlikle bizimle bazı gerçekleri paylaşıyor olacaklardır. Matematiksel gerçekler aynı olacaktır çünkü zaten tanımlanmışlardır. Fizikle ilgili doğrular da aynı şekilde. Onların gezegeninde de bir karbon atomunun kütlesi aynı olacaktır. Fakat ben matematik ve fizik dışında başka gerçeklerin de olacağını düşünüyorum ve bunların ne olabileceği üzerine düşünmek bence epey değerli. Örneğin, belirli bir hipotezi test etmek için yapılan kontrollü bir deneyin, bize ona orantılı olarak daha fazla inanma hakkı verdiği prensibi paylaşacağımızı düşünüyorum. Bir şeyi pratik yaparak daha iyi yapma fikrinin de uzaylılar için geçerli olacağını düşünüyorum. Muhtemelen Occam'ın usturasını da aynı şekilde düşünüyor olacaklardır. Bu fikirlerin hiçbiri özellikle insan özgü olmadığı gibi görünüyor. Elbette bunlar sadece tahmin. Akıllı yaşamın hangi formlarda olabileceğini kesin olarak bilemiyoruz. Ayrıca bu yazıda da bunu araştırmak gibi bir amacım yok. Ne kadar ilginç olursa olsun. Uzaylı gerçeği fikrinin amacı, akıllı yaşamın hangi formlarda olabileceğine dair spekülasyon yapma yolu vermesi değil, gerçeklik için bir eşik veya daha doğrusu bir hedef vermesidir. Eğer matematik veya fizik dışındaki en genel gerçekleri bulmaya çalışıyorsanız, muhtemelen bunlar diğer akıllı yaşam formlarıyla ortak olanlar olacaktır. Uzaylı gerçeği, genellikle cömertlik yönünde hata yaparsak en iyi şekilde işleyen bir sezgi olacaktır. Eğer bir ifadenin uzaylılar için geçerli olabileceği düşünülüyorsa, bu yeterli olacaktır. Örneğin adalet. Tüm akıllı varlıkların adalet kavramını anlayacağını söylemek istemem ama aynı zamanda bunun aksi olacağına da bahse girmek istemem. Erdos'un Tanrı'nın kitabı fikriyle uzaylı gerçeği fikri birbirine benziyor. Erdos, özellikle iyi bir kanıtı Tanrı'nın kitabında olan olarak tanımlardı. Bunun yeterince iyi bir kanıtın daha çok keşfedildiğinden çok icat edildiği anlamına gelir ve iyi bulunan her şeyin evrensel olarak tanınacağı anlamına gelir. Eğer bir uzaylı gerçeği varsa, o zaman Tanrı'nın kitabında matematikten daha fazlası vardır. Uzaylı gerçeğini arama çalışmalarımıza ne demeliyiz? Felsefe, bariz bir seçim olacaktır. Felsefenin neyi içerdiğinden bağımsız olarak bu arayışı da içermeli. Bu konuda Aristoteles'in de böyle düşüneceğine oldukça eminim. Uzaylı gerçeğinin arayışının felsefenin doğru bir tanımı olmasa bile, iyi bir tanımı olduğunu bile savunabiliriz. Yani kendilerini felsefeciler olarak adlandıran kişilerin yapması gereken şey bu olmalı. Şu anda yapıyor olup olmadıkları önemli değil. Ama ben bu konuda ısrarcı değilim. Önemli olan ne yaptığımız, ona ne ad verdiğimiz değil. Bir gün aileler şeklinde bir tür uzaylı yaşamı aramızda olabilir. Bu da bize bir akıllı varlığın bizimle hangi gerçekleri paylaşması gerektiği konusunda kesin olmamızı sağlayabilir. Örneğin, Occam'ın usturasını kullanmayan bir şeyi akıllı olarak kabul etmenin imkansız olduğunu bulabiliriz. Bir gün bunu bile kanıtlayabiliriz. Ancak bu tür bir araştırma çok ilginç olacak olsa da bizim amaçlarımız için gerekli değil veya aynı alanda bile değil. Felsefenin amacı, eğer ona felsefe diyecekseniz, uzaylı gerçeği olarak hedeflenen fikirlerin ne olduğunu görmek, kesin olarak nerede olduğunu belirtmek değil. Bu iki soru bir gün birleşebilir, ancak oldukça farklı yönlere doğru birleşecekler ve bunlar birleşene kadar kesin olarak uzaylı gerçekleri olacak şeyler hakkında sadece düşünmeye kısıtlamak çok kısıtlayıcı olurdu. Özellikle de bu, en iyi tahminlerin şaşırtıcı bir şekilde en iyi sonucu verdiği alanlardan biri olacak. Bakalım bu tahmin doğru çıkacak mı? Ne adını koyarsak koyalım, uzaylı gerçeklerini keşfetme girişimi değerli bir çaba olacaktır. Ve ilginç bir şekilde bu da muhtemelen bir uzaylı gerçeğidir. Bu yazının taslaklarını okuyan Trevor Blackwell, Greg Brockman, Patrick Collison, Robert Morris ve Michael Nielsen'a teşekkür ederim.